Avrupa İttifakı Komiteti 14. sentyabr çarşamba günü mecburi işlep çıkarılan mahsulatlarını çekleyen bir kanunun layihasını ilan kaldı. Gerçi kanun layihası malum bir rayonga kartılgan bolmasa mı, lekin dünya matbuatları bunu Xitayning Uyghurlarni mecburi emgek silişi bilen bağlap xabar kıldı ve bu Avrupa İttifakı'dışı bir kısım parlament azalarının Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk vaziyetiga bo'lgan endisinin bir neticesi deb qaradı. Avrupa İttifakı'nın bu layihası Amerika'nın Uyghur mecburi emgeginin aldığını iliş kanunu bilen kıyaslandı. Avrupa Komitetinin mülçerlişi karganda dünya miqyasıda tahminen 27 milyon 600 bin adam mecburi emgek silinidiken. Qazaqstan Prezidenti Qasım Tokayev bilen Xitay Raisi Xi Jinping ikki davlat diplomatik munosabat o'rnatganligining 30 yilligi munosabati bilan birlashma bayonot imzoladi. Egilnishcha, Xitay Raisi Xi Jinping 9 ayning 14 kuni tushdan keyin Qozog'istonga yetib berib, Qozog'iston prezidenti Tokayev qatorliq hukumat amaldorlarining qizg'in kutilishiga erishgan. Rasmiy suhbatdan keyin o'tkazilgan marosimda Xi Jinpingga Qozog'istonning eng oliy hukumat belgisi bo'lgan Oltin burkut ordeni berilgan. İran'ın Şanghay Hamkarlık Teşkilatı'nın toluk azab buluşu hakkında düşünüş ehtinamısı imzalandı. İran Taşkışla Ministri Hüseyin Emir Abdullah Ahyan Twitter hesabında embahirlengen uçurdu. Özbekistan'ın Samarkand şehrinde İran'ın Şanghay Hamkarlık Teşkilatı'nın toluk azab buluşu doğrusu da Mezkur Teşkilatı'nın baş katibi Jiang Mingbilen kilişimname imza koyganlığını bayan kıldı. Ermeniya Başministri Paşinyan, Azerbaycan çigirisindeki tokunuşta 105 Ermeniya askerinin kaza kalanlığını bildirdi. Azerbaycan armiyasının eğva gerçiliği bilen başlangan tokunuşta kaza kalan tahminen 100 Ermeniya askerinin cesedini tavşırılışkı teyarihkarlığını ilan kalan idi. Xitayning atalmış virüsini nölge düşürüş bahanesi bilen Şarkı Türkistan halkını aşkar kırgın kılıç cinayetine karşı dünyanın her kaysi caylarda köplügen namayışla ötküzüldü. 13. sentyabr Avustralya Şarkı Türkistan cemiyetinin teşkilleşi bilen Avustralya parlamenti aldı da namayış ötküzüldü. Şvitsiyada yaşavatkan Uyghurlama Şvitsiya Marib Uyuşmasının teşkilleşi bilen 13. sentyabr Şvitsiya parlamenti aldı da namayış ötküzdü. Onundan başka Japonya, Amerika ve başka Avrupa devletleri yaşavatkan Uyghurlama, Japonya baş veziri turuşluk hükümet binası, Aksaray Katarlık mühim orlarının aldığı namayışı ötküzüp, Xitay'nın türlü usullardaki erki kırgınçılık cinayetine narazılık bildirdi. Gollandiya'da yaşavatkan Uyghurlar, tünü gün Xitay'nın Gollandiya'daki elçihanesi aldığı namayışı ötküzgen bulup, namayışçılar atkan taşla ve yakan otlardan korkan Xitay sarasımı güçüştü.